Geldiniz. Sağ olun Mehmet Acip Bey, teşekkürler. Nasılsınız efendim? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle başlayalım, müsaadeniz olursa seçim kanunu meselesiyle başlayalım. Sonra diğer başlıklarımızı da konuşalım. Şimdi bu seçim kanunu... Yani takdir sizin, ben bu konularda hiç müdahale etmem. Takdir sizin, nereden başlarsanız. Seçim kanunu ile ilgili ciddi eleştiriler var. Yani aslında muhalefet 6 Nisan'dan önce seçime gidelim, biz bunu destekleriz dedi seçim kanunundan dolayı. Zira temel eleştiri şu, iktidar daha fazla milletvekili çıkarabilmek için bir düzenleme yaptı seçim kanununda. Ve bunun sonucu olarak da işte bu baraj meselesini, hatta şöyle yani daha demokratik gibi görünen, %7'ye çektik barajı, %10'dan gibi görünen ama ittifaklar nedeniyle barajın zaten bir manasının olmadığı ama yerelde illerde alacakları oyları da eğer 7'yi geçmezse milletvekili çıkaramayacakları için böyle bir yola gittiler. Eleştiriler temelde bu yönde. Hatta buna göre de bir strateji belirleyecekler. Neden böyle bir değişiklik yaptınız? Maksadı neydi? Muhalefetin bu eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz? Efendim teşekkür ediyorum. Bakın bütün seçim mevzuatının esası, amacı, hedefi seçmenin en temel haklarından birisi olan seçme hakkını istediği şekilde kullanmasını sağlayacak ve kullandığı oyun istediği şekilde sonuç vermesini hedefleyecek. Dolayısıyla vatandaş oyunu kullanırken parti tercihi yapıyor. Siyasi partiler seçim yarışına parti tüzelişiyle adayların listelere giriyorlar. Ve 2018'de yeni anayasa değişikliğinden sonra da partiler ittifak kurabileceklerine ilişkin bir düzenleme getirdik. Ve 2018'de yapılan uygulamada ittifak oluşturan partilerin şu seçim bölgesinde, bu seçim bölgesinde elde ettikleri oy çıkartmaya yetmeyen oyları bir torbaya toparlandı ve sonra ittifak oluşturan bütün partilerin oyları esas alınmak suretiyle don't uygulaması yapıldı. Bu uygulama sonucu vatandaşın kullandığı oyun sandıkta sonuç vermesi iradesinin sapmasına yol açtı. Hangi parti oy vermişse çıkacak ya da partiler ittifak yapıyorlarsa ittifakın da vatandaşın oy kullanmasını başkalaştırmanın bir aracı olmaması lazım. Burada bir yanlışlık vardı. Bu yanlışlığı düzelttik. Burada bir düzeltme nasıl var. Nasıl yani? Bir hesaplama biraz... değil. Vatandaş oyunu nasıl kullanıyorsa, hangi partiye veriyorsa o partinin hanesine yazılacak ve o parti aldığı oyla hangi seçim çevresinin hesaplaması yapılıyorsa o seçim çevresinde don't hesaplamasına girecek. Bu düzenlemeyi getirdik. İller burada düzeyinde baraj konması... Demokratik kurallara aykırı bir durum yok. Burada iller düzeyinde baraj, yani o seçim bölgesi düzeyinde baraj konması zaten tartışılmıyor mu? Yani daha önceki sistemde... Hayır, zaten barajı ittifakın... Efendim şöyle sorsam, mesela son seçimde vatandaşın iradesi mecliste herhalde bugüne kadar en güçlü şekilde tecelli etmiş falan durumdadır gibi bir algımız var bizim. Bu yanlış değil herhalde, değil mi? Yani sonuçta baraj yoktu son seçimde. Aha, bu seçime katılım oranı itibariyledir. Seçime katılım oranı itibariyle. Yani verilen her oy milletvekiline gitti gibi bir tabloyla karşılaştık. Öyle değil mi? Son seçimde. Hem seçime katılım hem de verilen oyun milletvekili çıkartmasına yarayacak şekle dönüşmesi sonucu itibariyle. Evet. Yani son seçimde öyleydi. Şimdi bu seçim kanunu değişikliğiyle birlikte diyelim bazı oyu düşük olan siyasi partiler bir ilde milletvekili çıkaracak kadar oy alabilseler bile genelde barajı geçmedikleri o ilde barajı geçmedikleri takdirde milletvekili çıkaramayacaklar. Doğru mu? Doğrudur. Barajı değil, baraj geçmek değil. Baraj değil o. Don't hesaplamasına göre yeterli sayıda oyu yoksa. Yani illerin ayrı bir barajı yok. Türkiye genel seçim barajı var. O da 10'du. Evet. %7'yi indirdik.
Yani biz bütün seçim çevrelerinin ayrıca bir barajı yok ülkemizde. Ne demek efendim? Biraz açar mısınız onu? Yani nedir bu sistemde mesela muhalefetin itiraz ettiği şey? Ya muhalefetin itiraz ettiği şey, ittifak oluşturan partilerin oyları bir yerde, bir torbada toparlansın ve o torbadaki oyların sayımı dönt hesaplamasında dikkate alınsın. Yani X, Y, Z, D partileri ittifak yapmışlarsa bunlara verilen oylar partileri gözetmek suretiyle ayrı ayrı değil, bir torbaya toparlansın. Ondan sonra milletvekili dağılım hesabına girsin. Biz dedik ki siyasi partiler niye var? Farklı görüşleri, farklı programları var. İttifakların bir ortak hedefleri olur. Buna imkan veriyoruz. İttifakları cazip hale getirmek için de Türkiye'de %10 olan barajı 7'ye indirdik. Ayrıca ittifak oluşturan partilerin baraj hesabı 2018'de de öyleydi, bugün de değişmedi. Baraj hesabı ittifakın toplam oyuna göre hesaplanır. Yani ittifak içerisinde yer alan partiler ittifakın toplamı barajı aşmışsa o partiler de barajı aşmış sayılıyor. Sadece oy hesaplamasına sıra geldiğinde ittifak içerisinde her parti kendi oyuyla sahneye çıkıyor. Yani el meydanına kendisi çıkıyor. Yani milletin önüne kendisi çıkıyor. Neyle? Milletin verdiği destekle çıkıyor. O desteğe göre yapılacak hesaplamayla milletvekili dağılımı oluyor. Peki şöyle olmayacak mı? Çok fazla oy boşa gitmeyecek mi bu kanunla birlikte, yani bu değişiklikle birlikte? Yani diyelim bir bölgede bir parti bir miktar oy aldı, diğer bölgede öyle, diğer bölgede öyle, barajı aşamadı. Benzer bir durum yaşayacak. Ya da yani o ildeki oyların hepsi bu sefer daha diğer partiye geçmiş olmayacak mı? Bu sistemle. Yani Mehmet Akif Bey, bu çok partili demokratik sistemin bir doğası gereğidir bu böyle. Yoksa o zaman bir ülkede ikiden fazla parti kurulmasını yasaklarsınız, iki parti olacak dersiniz. İşte bir kısmı vatandaşın bir parti, diğeri bir partiyi destekler için. Parti kurmanın önünde bir engel yok, koşulları var. O koşulları yerine getiren her vatandaş bir araya gelip parti kurabilirler. Parti kurmak suretiyle iktidara gelmeye, yönetime talip olurlar. Vatandaşlar ne kadar onlara destek veriyorsa temsillerini o kadar sağlarlar. Dolayısıyla ama zaten hiç ittifakla baraj diye bir şey deniyorsa, kalmadı sonuçta değil mi efendim? Yani ittifaklardan kaynaklı olarak bir ittifak barajı sonlandırıyor. İttifak içi barajı sonlandırıyor. Evet. Ama ittifak dışında tekrar baraj %7 olarak devam edecek. Peki oradaki eleştiri de şu. Neden, yani bu neden getirdiğimiz niye değişiklikle. Niye 2 değil? Madem bunu yaptınız niye daha bu çok düşük söylenebilir. Niye 1 değil? Niye 0 değil? Evet. Bakın dünyada baraj uygulayan pek çok ülke var. Türkiye en yüksek orandaydı Türkiye'deki baraj. Biz bunu %7 indirdik. Baraj bir disiplindir yani. Nihayet siyasi partiler, siyasi ortam, siyasetle meşgul olanlar da bu baraj oranına göre kendilerini konumlandırıyor. Buna göre birlikleri oluşturuyorlar. İşte getirdiğimiz imkana göre seçim ittifakı oluşturmak suretiyle bu konuda da güç olanı başarmış oluyorlar. Neden 7 efendim? Ya bu çok soru, bunun sorunun çok cevabı olmaz. Neden 5 değil, neden 3 değil, neden 10'da kalmadı? Bir talep vardı, baraj yüksek diye bu talebi de %7 indirdik. Hayır, daha da düşmesi beklentisi ya vardı. Çünkü hep öyle konuşuldu. Hani 5'e 3'e çekilebilir diye, o yüzden soruyorum. Biraz yüksek değil mi hala? Siz öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi bakın burada şeye düşüyoruz. Şimdi oyların kaybolması, bunların temsil edilebilirliklerinin mecliste yansımaması bir sorun olarak görüyoruz. Dolayısıyla barajın çok düşük olması da gerçekten seçmenin, 60 milyon dolayındaki seçmenin çok değişik partilere, işte 150-200 tane parti olur. Bunlara dağılımı suretiyle de meclise yansımalarına ilişkin oran azalır. Böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Nihayet bizim ülkemizin farklı özellikleri var süreçler itibariyle.
barajı ancak %10'dan %7'ye indirmek suretiyle bu alanda bir rahatlama getirmeyi hedefledik. Türkiye için ideal olan baraj %7 midir? Böyle mi düşünüyorsunuz? Yani çalışmayı böyle yaptınız ve ideal olan, doğru olan %7'dir diyor musunuz? Öyle değerlendirdik. Yani o çalışmaya katılan arkadaşlar, çalışmanın oluşum sürecinde katılan arkadaşlarla özgürce konuları tartıştık. Dünya örneklerini değerlendirdik. Sonuçta %7 bunu tartıştığımız platformlarda da değerlendirmesini yaptık. Ve ittifak içerisinde bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte değerlendirdik. Zaten teklif, ortak teklif. Ve bunu 7 olarak kararlaştırdık. Seçenekler nelerdi? Tekrar değişmesi söz konusu olur mu o zaman? Öyle sorayım. Yani 5 olsun diyen vardı. Hiç değişmesin kalsın diyen vardı. Efendim 3 olsun diyen vardı. Fakat bu 7'de değişik verileri değerlendirmek suretiyle 7'nin Türkiye için baraj oranı olarak uygun olacağını düşündük. Yasalaşmayı öyle sağladık. Peki. Yani genel kurul da bunu böyle kabul etti, yasalaştırdı. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle devam edelim. Şimdi bu anayasa değişikliği, yine sıcak bir başlık. Muhalefetin açıklamalarını gördünüz. Dün mecliste aslında onlar başka bir teklif getirdiler. O teklif kabul edilmedi. Nasıl bir tabloyla karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz? Genel kurdan geçmeyecek dedi Erhan Usta. Bakın şimdi Mehmet Akif Bey, Türkiye'de gerçekten yıllardan bu yana başörtüsüyle alakalı yapılan uygulamalar büyük travmalara yol açmıştır. Türkiye bu konudaki uygulamalar sebebiyle toplumsal hayatında, aile ölçeğinde, bireylerin yaşam tarzında çok haksız uygulamaların sergilendiği bir ülke olmuş. Yıllarca vatandaşımız bu yasaklara karşı tepkisini koydu ama yasa olmamasına rağmen anayasada, yasalarda yani kanun ve anayasa düzeyinde herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen fiili durumla, duruşla bu yasak uygulandı, eğitim öğrenim hakkında yoksun bırakıldı. Buna Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dikleşmeden dik durarak Türkiye'deki bu haksız uygulamalarla hep mücadele ettik. Ve 2013 yılında bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkarttık. Sadece bazı yönetmeliklerde, Yüksek Yönetim Kurulları yönetmeliğinde, devlet memurları yönetmeliğinde, benzer alanlara ilişkin yönetmelik düzeyinde yapılmış olan değişiklikleri de yürürlükten kaldırdık. Artık inanç gereği başını örtmek isteyen vatandaşların hiçbir hak yoksunluğuna maruz kalmaksızın kamuda, kamusal alanlarda faaliyette bulunmasının önünü açtık. Türkiye'nin gündeminden çıkmış bu sorun halledilmiş bir durumdaydı. Birden nereden nasıl olduysa Cumhuriyet Halk Partisi bu alanı yasayla düzenlemek için meclise bir gece duyuru yapmak suretiyle, ertesi günde yazılı metni hazırlayıp meclise sunmak suretiyle gündeme taşındı. Bu şunu çağrıştırdı. Başörtüsü konusundaki bütün uygulamaların özünde fiili durum, hukuk dışı durum, duruşlar, laiklik bahane edilerek hukuk dışı davranışlar sebep olmuştu. Böyle yürüyordu. Danıştay öyle yaptı. Anayasa Mahkemesi öyle yaptı. Yüksek Yönetim Kurulu öyle yaptı. Kimi üniversiteleri öyle yaptı. Örnekleri çok. Ama bu verilen teklifle yeniden bunu gündeme taşıyıp kanun teklifiyle bu alanı kanunla düzenleyelim şeklindeki teklifle ola ki ileride gelecek zamanlarda daha önce yaşanmışa benzer fiili durumlar avlet edebilir kaygısına yol açtı. O zaman buna güvence sağlanacaksa bunun güvencesinin yer alacağı düzey anayasa olması lazım. Çünkü başörtüsü din ve vicdan özgürlüğünün bir uzantısıdır. Dolayısıyla din ve vicdan özgürlüğüyle alakalı bağlantılı bir davranış biçimidir.
hak ve özgürlükte katalog olarak nerede yer alır? Bütün demokratik ülkelerde, anayasalarda yer alır. O halde bunu anayasada düzenleyelim dedik. Gerçekten de anayasada düzenlemek üzere çalışmalar yapıldı. Ve anayasada 24. maddesinde başörtüsüyle ilgili, din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili onu kuvvetlendiren, tahkim eden bir düzenleme, iki fıkra ilave. Ve bir de 41. maddede aile yapısıyla ilgili iki maddeden oluşan teklif hazırladık. Getirdik meclise. Bu teklif hazırlama süreçlerinde arzu ettik ki muhalefet partileriyle de bir iletişim sağlandı. Arzu ettik ki bu meclis, bakın, bunca zamandır birlikte iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte bir düzenleme yapabilmiş değil. Bütün bu karmaşa ortama rağmen, bu keskin siyasi rekabet yürütülüyor olmasına karşın arzu ettik ki bu noktada birlikteliği sağlayalım, birlikte bir işi başaralım. Bunu arzu ettik. Ama kabul görmedi. Teklifi verdik ve teklifimizle alakalı işte dün muhalefet partilerinin birkaç tanesi değişiklik önergesi verdiler. Nedir değişiklik önergesi? 24. maddede din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili önerdiğimiz iki madde, iki fıkradan ibaret düzenlemenin bir tanesinde başörtüsü dini inancı sebebiyle başını örten ifadesi var. Dini inancın buradan çıkartılmasını istiyorlar. Ya niye çıksın? Niçin çıkartalım? Yani gerekçe ne? Zaten dini inancı gereği başını örttüğü için bu düzenlemeye gerek görülüyor. Yani başını örtmek dini inancının bir gereği olmasa, vatandaş bunu böyle ifade ediyor, bu ifade de gerçekten kabul görüyor olmasa, bu alana ilişkin hiçbir düzenleme yapmaya gerek yok ki. Yani devlet çalıştıracağı vatandaşlarına kılık kıyafete ilişkin kurallar koyabilir. Ama inanç olunca, hak ve özgürlük alanları olunca bu alanları sınırlayamazsın. Devletin de kural koyma yetkisinin sınırı var. O sınır hak ve özgürlüğü ortadan kaldırmayacak yere kadardır. Dolayısıyla dün muhalefet partilerinin bizim teklifimizin tamamen başkalaştıracak, varoluş sebebini ortadan kaldıracak bir değişiklik önergesiyle geldikleri için partimiz ve yani siz muhalefetin parti tarafından kabul görmemiştir. Muhalefetin getirdiği teklifin başörtüsü sorununu anayasal düzeyde çözecek bir teklif olduğuna ikna olmadığınız için onu reddettiniz. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Hayır, doğru. Anayasa getirdikleri teklif bizim teklifimizde değişiklik içeren bir teklif. Yani doğru. Anayasal başörtüsü düzeyde sorunu çözecek bir teklif miydi bizim getirecekleri teklif? Ya sorunu başkalaştırıyor. Sorunu bağlamından kopartan bir teklif. Başörtüsü düzenlemesi ilişkin düzenlemeyi niçin yapıyoruz? Başörtmek, din ve vicdan özgürlüğünün bir devamı, haklardan olması dolayısıyla biz anayasada düzenleme yapıyoruz. Başörtüsü, şöyle sorabilir din miyim? Ve vicdan özgürlüğünün bir uzantısı, gereği olmasa böyle düzenleme yapmaya gerek yok ki. Şöyle sorabilir devlet miyim? Anladım. Vatandaşını çalıştıracağı kişiyi istediği gibi çalıştırabilir. Bu dini inancı ibaresinin metinden çıkartılmasını talep ediyorlardı. Evet. Ve hatta başörtülü veya başörtüsüz. Başörtüsüzleri de işin içine dahil edelim. Onlarla ilgili bir endişe vardı herhalde anladığım kadarıyla. Var zaten. Bizim metinde var o. Evet. Başörtülü veya açık. Devlet vatandaşların bu tercihlerine müdahale edemez. İkinci fıkrasında muhalefet da niye böyle bir değişiklik yaptı? İnancı gereği. Yani onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Neden böyle bir değişiklik yapıldığına dair? Muhalefet mi? Evet. Yani neden mesela, önce şunu sorayım. Muhalefetin getirdiği çözüm, yani getirdiği teklif, başörtüsü sorununu çözer miydi Türkiye'de anayasal düzeyde? Başörtüsü sorununu çözmüyor, başkalaştırıyordu. Çözmüyordu değil mi? Yani çözmüyordu bağlamından diyorsun. Koparıyordu. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bir defa tekrarladım. Tekrarlayacağım.
başörtüsüne ilişkin düzenleme nereden neşet ediyor, var oluyor? İnancından kaynaklı. Başörtmek din ve vicdan özgürlüğünün gereğidir. Evet. Yani böyle bir özgürlüğün gereği olmasa düzenleme yapmamıza gerek yok. Biz de yapmayız. Gerek yok. Dolayısıyla metinde dini inancı gereği ibaresi yer alıyor. Bu alana, bu konuya vurgu yapmak için, bu konunun hassasiyetini belirtmek için. Onlar bu ibarenin metinine çıkartılmasını istiyorlar. Buna niye itiraz ettiklerine yani, dair ne söylüyorlar? Başörtmeyi bir sosyal davranış, toplumsal davranış biçimi olarak algılamak suretiyle bir düzenleme öneriyorlar. Yani işi bağlamından kopartan bir öneri. Nedenini sorduğunuzda nasıl bir yanıt alıyorsunuz peki? Yani neden böyle yapıldığını sordunuz, mutlaka tartışıldı çünkü bu. Neden böyle yapmadınız? Şunu söylüyorlar, işte efendim bu dini kuralları esas alarak bir düzenleme olur. İşte Anayasa Mahkemesi'ne götürülür, Anayasa Mahkemesi iptal eder, laiklik vesaire falan gibi argümanlar kullanılıyor. Her şey değişiyor. Mehmet Ali Bey, her şey değişiyor. Laiklik anlayışı da değişiyor. Laiklik dini değerlerin düşmanı bir araç değildir. Laiklik bizatihi din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olan bir kavramdır. Bir davranış biçimidir. Dolayısıyla dini inancı gereği başını örtmenin anayasal güvenceye kavuşturulmasının laikliğe aykırı şekilde yorumlanabileceğini hiç zannetmiyorum. Böyle bir düşünceye de sahip değilim. Şöyle bir ve somutlaştırırsak, mahkemeye... yarın öbür gün hükümet değişti, Türkiye'de her şey değişti, anayasada muhalefetin getirdiği haliyle çıktı. Yani siz ona da evet deseydiniz ve öyle çıksaydı, yarın başörtülü birisi, inancından dolayı başını örten birisi, herhangi bir kamu kurumunda başını örttüğü için problem yaşar mıydı? Vallahi doğruyu... İşi doğru yapacaksın. Doğru neyse öyle davranacaksın. Doğruyu farklılaştırırsanız bu problem ileride tahammüle dönüşür. Yarın da derler ki siz şu tarihte şunu şöyle yapmıştınız, burada niye böyle yapıyorsunuz? Biz doğru olan yerde durduk ama muhalefet bunu kabul etmedi. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Komisyonu terk ettiler. Bundan sonra ne yapacaksınız efendim? Meclise taşıyacağız. Tamam. Taşıdınız. Mecliste komisyon genel kurulda destek vermeyecek muhalefet. Meclise taşıyacağız. Genel kurulda oylama gizli yapılacak. Milletvekilleri vicdanlarına danışarak bunun Türkiye için doğru olup olmadığını, gerekip gerekmediğini, demokrasi çıtasının yükselmesi bakımından sağlayacağı yarar gibi faktörleri dikkate almak suretiyle oy verecek veya vermeyecek. O zaman biz gücümüz kadar iş yapmakta yükümlüyüz. Milletin bize verdiği güçle bu kadar yapmış olabileceğiz, şayet kabul edilmezse. Ya o zaman da biz bunu millete taşırız. Deriz ki ey milletim, aziz milletim, durum bunlar ibaret. Seçme başörtüsü tartışmasıyla gider miyiz o zaman yine? Ya başörtüsü yani şöyle tartışmasıyla 360'ın altında kalırsa genel kurulda, efendim genel kurulda 360'ın altında kalırsa, partiler böyle bir karar verir ve gizli oylamada da böyle kalırsa, referanduma götüremeyeceksiniz o takdirde, değil mi? Nasıl bir yol haritası izleyecek evet. Cumhur İttifakı? İster istemez bu tartışma konularından biri olur yani. Tamam, seçimde siz bu tartışılır. Siz isteseniz de istemeseniz de. Ya bu tartışılır yani, bu yaşanmış bir süreç olacak. Yaşanmış süreçler tartışılır. Seçim dönemlerinde tartışılır. Seçim kampanya platformlarında tartışılır. Tartışılmasın mı? Tartışılır yani bunlar. Hep bugüne kadar öyle olmuştur, tartışılır. Biz çünkü bu yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Yani bize siyasi katkısı olsun olmanın ötesinde Türkiye için doğrudur yaptığımız. Türkiye bir daha bu tür travmatik alanlara ilişkin aileyi hırpalayacak, bireylerin hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakacak travmatik hukuk dışı süreçleri yaşamamalıydı. Biz bunu hedefledik. Başarabilirsek gücümüz bu, başaramazsak da nihayet bu ülkenin sahibi aziz millettir. Dolayısıyla millete taşıyacaksınız bu durumu. Aileyle ilgili yaklaşım yani, neydi? Onu tamamıyla muhalefet kabul etmeyeceğini mi paylaştı sizle de? Aileyle ilgili yani, düzenlemeyi. Ya bizim aile, bakın bizim aile...
Türk milletinin en önemli ünitelerinden birisi ailedir. Aile birliğini erkek ve kadından oluşur. Dolayısıyla aile yapımızı deforme edecek, başkalaşılacak, insan fıtratına aykırı şekle dönüşümü sergileneceği bir şekle girmesine bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir. LGTB gibi faaliyetler var. Bunları görüyoruz. Bunların eylemlerini, hedeflerini, icraatlarını da görüyoruz. Ve belki de bunların bir kısmı aynı cins insanların evlenme akitlerinin yapılması için evlilik akdini icra edecek memurlara bile müracaat ederlerine ilişkin örnekler olduğu söyleniyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu alanları korumak amacıyla Anayasanın 41. maddesinde evlenme erkek ve kadının evliliğinden oluşur şeklinde bir düzenleme getirdi. Muhalefet ona nasıl yaklaşıyor peki? Yani onunla ilgili ne tartışıldı? Vallahi ona ilişkinde farklı bir öneri getirmişlerdi ama sanırım bu madde ayrık olmak üzere başörtüsüne ilişkin düzenlemenin değiştirilerek geçmesi yönünde bir destek olabileceği ama 41. maddeyle ilgili düzenlemeye tamamen karşı oldukları şeklinde bir bilgi sahibi. Onu ne yapacaksınız efendim? Devam edecek paket iki maddelik bir pakettir yani arası değişikliği. Onu da anlatacaksınız o zaman seçim sürecinde. Herhalde yani bunu tamam. Bu çok doğal bir şey yani bu. Başörtüsüyle ilgili düzenlemeye efendim oraya dönmek istemiyordum ama çok küçük bir şey soracağım. Bir gereği mi, dini inancı gereği mi yazıyordu, dini inancından dolayı mı yazıyordu? Yani dini inancı gereği başörten. Gereği. O gereği kısmında şöyle bir kaygısı var. Dini inancı gereği başını örten. Şöyle bir mesaj o yüzden sordum bunu özellikle. Bu başörtüsü takmayanların gereğini yerine getirmediği gibi baskı oluşturur mu toplumda gibi bir kaygısı oluşmuş mesela muhalefetin. Hayır, onlara ilişkin koruma ilk fıkrada var. Başı açık ya da kapalı olanlara karşı bu tarzlarından ötürü. Yani gereğidir bu başörtüsü. Dini inancın gereğidir gibi bir baskı oluşturur mu? Mahalle baskısı yaratır mı ya da gibi bir şey de dile getirildi. Hayır, dini inancı gereği başını örten vatandaşlara karşı ayrımcılık yapılamaz diyoruz. Hem başını açık bulunanlara karşı yapılamaz hem dini inancı gereği başını örtene karşı yapılamaz. İki fıkra var orada. Birinci fıkrada başı açık olan da var. İkinci fıkrada bu. İkinci fıkrada hatta devlet kimi mesleklerle ilgili farklı üniforma gibi giysiler öngörebilir. Bu düzenlemeyi yaparken de gene başörtüsüne müdahale etmemek şartıyla bunları yapar diye bir düzenleme getirdi. Önerdik yani düzenleme. Peki. Şöyle şimdi başlıklarımızdan bir mesaj da geldi çok fazla bu hususa dair izleyicilerimizden. Ama sonuçta mecliste genel kurula gelecek. Genel kuruldan sonra ya biz yine kadınlarımızın kıyafeti üzerinden, özgürlükleri üzerinden, inançları üzerinden bir meseleyi seçimde tartışıyor olacağız gibi görünüyor. Öyle anladım. Yok, bu anlamda değil şimdi. Yani bakın, dini inancı gereği baş örtmek konusu Türkiye'nin yıllardır gündeminde olan bir madde, bir konu. Biz bunun tarihi süreç içerisinde de geliş şehrine ilişkin bir çalışma da yaptık. Onu teşkilatlarımızla inşallah paylaşacağız. Ta 1949 yılından bu yana var. Kimi zaman artmış, yoğunlaşmış, kimi zaman azalmış. Ve rahmetli Turgut Özal ilk defa başörtüsü kullanmayı temin etmek amacıyla yüksek üretim kanununda kanuni düzenleme içeren maddeyi meclisten geçirmiş, yasalaştırmış. İlk defa. Anayasa Mahkemesi taşınmış, iptal edilmiş. Efendim, tekrar değişiklik yapmış.
Onda da farklı yorum yapmış Anayasa Mahkemesi. Nihayet bizim iktidarımızda yine Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hani o meşhur 411 el kaosa kalktı. Anayasada değişiklik yaptık ve Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ve Anayasa Mahkemesi görev ve yetki sınırlarını aşmak suretiyle bu anayasa değişikliği de iptal etti. Bakın bu alandaki uygulamalar hem kişiler üzerinden büyük travmatik sorunlara yol açmış, hak ve özgürlüklerden yoksunluklarını sebebiyet vermiş ve hem de kurumlar sırf bu alanlarda sanki yarış içerisine girmişçesine kural dışına çıkmak suretiyle hukuk devleti kurallarını inşa edeceğim, koruyacağım derken bu kuralları uygulamalarıyla ihlal etmişlerdir. Peki efendim bir şey böylesine çok buradan çok süremiz özür dilerim süremiz daralmış. Anayasa Mahkemesi'nin statüsüyle ilgili tartışma daha doğrusu yetki düzenlemesiyle ilgili meseleyi de konuşmak istiyorum ama buradan son bir soruyla çıkacağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz diyor kadınların ayrıştırılmasına din gibi vicdani bir konunun inanç hürriyetinin yeni ayrıştırmalara kaynak olmasına karşı duruyoruz. AK Parti'nin getirdiği metin bu ayrıştırmayı körüklüyor. Biz sorunu aslında kökten çözüyoruz diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Kadının örtünmesi, kılık kıyafeti nasıl çözüyormuş? Siyasi mücadelenin malzemesi olmamalı. Kadınlar nasıl istiyorlarsa öyle giyinsinler. Bu alandan istismari ve baskıyı ortadan kaldıracak bir düzenlemeyle kadınlarımızın elini rahatlatalım istiyoruz. AK Parti ise yeni siyasal sonuçlar peşinde şeklinde ifade etmişler. O yüzden ben aslında ısrarla sordum yani bu mesele çözüyor mu başörtüsü konusunu muhalefetin getirdiği haliyle diye. Bakın Mehmet Akif Bey, bunlar lafı cüzaf bunlar. Bunlar bu söylemler yani güzel sözler. Laf o söylenen sözler. Bu süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi bütün kurumlarıyla başörtüsü uygulamasının arkasında yer almış. Bu alanda kolaylık sağlayıcı bütün düzenlemeleri yargıya, Anayasa Mahkemesi'ne taşımış bir partidir. Teklif vermesi sevindiriciydi. Ama bu alanın düzenleneceği yer anayasadır. Hak ve özgürlük ilişkisi dolayısıyla keşke burada destek verselerdi bu sorunu gündemden çıkartsaydık. Peki. Yani şimdi bu taşınacak derken bu, biz istesek de istemesek de bu işin doğası gereği zaten gündemde. Gündeme taşımak yok. Gündemde zaten bu konu. Elbette gündemde konuların biz uzağında görmedim, etmedim, duymadım diyecek halimiz yok. Arzu ederdik ki bunu anlaşılsa, destek verseler hep birlikte meclisten 400'ü aşkın, 600'e yakın ittifakla bir kanuni anayasa değişikliği düzenlemeyi gerçekleştirsek ve bundan da gurur duysak hep birlikte. Peki. Hayır siz durun karışmayın biz bunu diyoruz böyle yapalım diyor ama biz ittifak edeceğiz diye yanlış olan bir şeye de evet demeyiz diyemeyiz yani. Peki onu efendim. Demin de onu anlatmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum takdir kamuoyunun bakalım biz de seçim sürecinde takip edeceğiz. 3 dönem kuralına ilişkin bir tartışma var yine. Siz de o kurala takılanlardansınız bildiğim kadarıyla. Değişecek mi esneyecek mi kural? Hayır, üç dönem kuralı bizim tüzüğümüzün 132. maddesinde yer alır. Dolayısıyla buna takılan 50 küsür dolayında arkadaşımız var. Ya ben takılıyor muyum? Ben takılmıyorum. Orada farklı bir uygulama. Çünkü peş peşe takılmıyorum ben. Ha, bir dönem peş peşe niye takılmıyorum onu söyleyeyim. Madem benden örnek verdiniz çünkü birkaç yerde de yazıldı. Evet. Takılmıyorum ben. Yani Sayın Binali Yıldırım da takılıyor deniyor. O da takılmıyor. Çünkü tüzüğümüze göre 3 dönem peş peşe milletvekili olamaz. Ama 3 dönemden sonra ara verdikten sonra tekrar aday olabilir. Biz ara vermişiz. 25. dönemde biz aday olmadık. Doğru. 7 Haziran 2015 seçimlerinde biz aday değiliz. Ara verdik. Dolayısıyla ikinci dönemin ikinci dönem milletvekiliyiz biz. Dolayısıyla biz o 3 dönem kapsamına girmiyoruz. 7 Haziran'da Sayın Davutoğlu'nun listesinde yoktunuz. O 2 aylık... Tabii o listede aday yokum. Zaten başvurmadık. Milletvekili adaylığı biliyor, için başvurmadık ve listede yoktuk. Seçilmedik. Listede yoktunuz. Dolayısıyla orada ara vermiş sayılıyorsunuz. Bir ara vermiş oluyoruz işte. 25. dönem vekil değiliz.
Dolayısıyla biz gülmüyoruz. Üç döneme ilişkin tüzüğümüzde böyle bir kural var. Bu kural önemli. Elbette ki partimizin politikaları, siyaseti, teşkilat yapımız, siyaset tarzımız itibariyle bu konuda çok böyle dogmatik derecede bir katılığımız yok. Hani seçim mevzuatında, seçim kanunlarında süreleri için Yüksek Seçim Kurulu'na yetki verilir. Yüksek Seçim Kurulu işte kanunlarda, seçim kanunlarında öngörülmüş süreleri kısaltmaya yetkilidir. Biz de tüzüğümüzde Büyük Kongre, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin kısımda bir madde ilave ettik birkaç yıl önce, 2018 yılında. Merkez Karar Yönetim Kurulu kanunların amir hükümleri dışında tüzükle düzenlenmiş sürelere ilişkin, konuşmuş kurallara ilişkin istisnaları ortadan kaldırabilir, uygulamayabilir. Yani genel merkez karar yönetim kurulunun bu konuları değerlendirip ona göre rota çizeceğinin yolunu açmışız. Yani burada da bir esnek davranışımız var. Dolayısıyla bu çerçevede genel başkanımızın başkanlığında bu forumlarda bunlar değerlendirilecek. Neden konuldu, neden esniyor efendim? Yok, esniyor değil şimdi. Bu kural konuldu başta. Neden konuldu? Yani parti kurulduğu zaman yani uzun süreli insanlar siyasette takılıp kalıyor. Devam ediyor. Bir değişim olmuyor. Değişim arzusu, ihtiyacı. Kadroların yenilenmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması gibi mülazalarla bu sınırlamayı koyduk. Bu sadece milletvekilliği için değil, belediye başkanlığı için de bu üç tane kuralı var bizim. Belediye başkanları. Ama o da sanki esnedi. Yani bugüne mesela kadar uyguladık. Bir geçen seçimde uygulanmadı. Geçen seçimde, bu seçimde de inşallah bu değerlendirmesi yapılacak. Bunun. Esneyebilir diyorsunuz. Yani. Öyle değil mi? Esneyebilir diyorsunuz. Kaç dakikamız var? Yani değerlendirme yapılacak. Esneme yönünde mi olur, sertleşme yönünde mi olur bilmiyorum. Değerlendirmesi yapılacak. Yani ben şimdi bir kurulun nihayet tartışarak, müzakere ederek varacağı bir sonuç. Ben kurulun bunu şundan dolayı sorun efendim. Buradan çıkamıyoruz mu biz? Yani, mesela AK Parti bir karar aldı. Üç dönem kuralı. Hakikaten siyasette dediler ki yani daha uzun süre kimse bunu yapmasın. Milletvekili ise burada bıraksın. İşte gençlere devretsin. Belediye başkanlığı öyle falan. Bir heyecan yarattı ama süreç uygulamaya geldiğinde öyle olmadı mı diye anlamak için soruyorum. Bir takım ya farklı gerekçeler. Gelişmeler oluyor şimdi. Evet, yani yeni insanların becerileri, kapasiteleri, işte hafızaları, konumları, durumları vesairesi itibariyle bir değerlendirme oluyor. Esas olan peki, partinin daha başarılı olmasını hedeflemek, hedefleyerek yapmak, kişileri koruyarak, gözeterek değil. Yani partinin çıkarlarını, dolayısıyla ülkemizin çıkarlarını öncelemek suretiyle bu süreçlerde kararları oluşturmaktır esas olan. Peki efendim, süremiz daralmış. Bu Anayasa Mahkemesi'nde yetki aşımı eleştirisi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? O tartışma bizi nereye götürür? Yani Yargıtay'ın yaptığı eleştiriden bahsediyorsunuz. Evet, Yargıtay yaptı. Önce akabinde Sayın Bozdağ da benzer bir açıklama yaptı. Şimdi Mehmet Akif Bey, Anayasa Mahkemesi'ne 2010 Anayasa değişikliğiyle bireysel başvuru hakkının getirilmiş olması, verilmiş olması Anayasa'nın 148. maddesinde çok önemlidir Türkiye açısından. Bu uygulama hem insanlarımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmelerini azaltmış ve hem de kurumların daha dikkatli süreçleri yönetmelerine ve yönlendirmelerine de vesile olmuş. Olabilir. Anayasa Mahkemesi bunu 2010 yılında bu yetkiyi verdik. Belli süre sonra bu konuya ilişkin kanunu düzenlemede yapıldıktan sonra bireysel başvuruları gündemine alıyor, değerlendiriyor. Yani bizi izleyenler var. Tabii ki her konu bireysel başvuru konusu olamaz.
anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan hak ve özgürlüklerinin herhangi bir kamu kurumu, düzey kişiliği tarafından ihlal edildiği iddiasıyla kanuni bütün yollar, kanun yolları, yani istinaf, temiz yolların tükenmiş olması şartına bağlı götürüyor. Ve yine anayasada yer aldığı şekliyle kanun yollarına başvururken öne sürülebilecek konuların bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin nezdinde öne sürülmesine de kapalı bu alan. Ha, uygulamalarda bazen bunları aştığı, bu alanları aştığı taşkın şekilde kararlar verdiği yönünde duyumlar var, eleştiriler var, bakışlar var. Biz de bunu bazen görüyoruz. Ama benim üzüntüm... Somutlaştırabileceğiniz bir örnek var mı efendim buna dair? Yani şu konuda böyle yaptı. Hayır, yok. Benim şu anda paylaşacağım bir örnek yok. Yani bir yanlışa da düşmek istemiyorum. Özenli davranmaya çalışıyorum. Hayır, diyorsunuz ya şurada yetki aştığına dair duyumlar ve söylentiler var. Mesela onu kimse somutlaştırmadı, o yüzden soruyorum. Yani Sayın Bozdağ da somutlaştırmadı. Yargıtay Başkanı da... Yani somutlaştırılması da çok kolay değil yani. Çok kolay değil. Nereden baktığınıza bağlı. Yani hukuksal alanlar böyle matematik gibi 2 kere 2 4 diyemezsiniz. Farklı yorum, farklı bakış açısı sizi farklı yere götürebilir. Yani Anayasa Mahkemesi önemlidir, Yargıtay önemlidir, Danıştay önemlidir. Yani bizim bu kurumlar arasında bu tür görev alanlarına aşkın uygulamaları varsa arzu ederiz ki evleviyetle bir araya gelsin konuşsunlar. Ha, kanuni bir düzenleme gerekiyorsa oturup konuşalım. O çerçeveyi çizelim. Yani bu kurumların böyle görünür şekildeki tartışmalarını ben sağlıklı bulmuyorum. Dolayısıyla önerim bu konuların kurumlar arasında gerekirse sempozyum yapmak suretiyle, bunlar bilimsel katkıları da dahil etmek suretiyle bu alandaki sorunları analiz edip varsa bunları o şekilde tasfiye etmeliyiz diye düşünüyorum. Yani bunun kamuoyunda tartışılmasını sağlıklı bulmadığınızı ifade ediyorsunuz. Ya bu şekliyle doğru bulmuyorum. Ya bu konu üstü örtülsün, bakılmasın anlamında bir şey söylüyor değilim. Ama nasıl bakılması gerektiğine ilişkin de bir çerçeve önerim oldu. Çok teşekkür ederim. Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara stüdyomuzda konuğumuzdu. Sağ olunuz efendim katıldığınız için. Kısa bir reklam aramız var. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Yapı Kredi Mobil